Hemşire Gudule 16 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirir. Çingeneler bu çocuğu beşiğinden çalarlar ve yerine de bir başka bebek bırakırlar. Bıraktıkları bebek anlatılamayacak derecede çirkin ve de kambur bir bebek olan Quasimodo'dur. Hemşire Gudule onu Notre Dame Kilisesi'nin kapısına bırakır. O günden sonra Quasimodo'yu baş rahip Frollo büyütür. Quasimodo, Frollo'ya bir köpeğin sahibine sadık olduğu kadar sadıktır. İnsandan çok bir maymunu andıran uzun kolları, eğri, girintili çıkıntılı burnu, kambur bir sırtı vardır. Ayrıca gözlerinden biri iri bir yumrunun altında kaybolmuş gibidir. Quasimodo bugün 20 yaşındadır. 1482 yılındaki Aptallar Festivali, Fransa Kralı 2. Louis'in oğlunun düğün hazırlıklarıyla aynı zamana rastlar. Bu festivalde yılın en çirkin adamı seçilecektir. Quasimodo en çirkin adam seçilir. Görevi kilise çanlarını çalmak olan Quasimodo'nun kulakları çanların gürültüsünden sağır olmuştur. Halk yılın çirkin adamını omuzlarında taşımaya başlar. Paris sokaklarında dolaşırlarken geçimini dans ederek, eğittiği keçisiyle oyunlar yaparak sağlayan Esmeralda ile karşılaşırlar. Herkes Esmeralda'nın ince, kıvrak vücuduna, güzel dansına hayran olur. Herkes büyülenmiş gibidir. Çirkin olduğu kadar ince hassas, duygusal bir insan olan Quasimodo bu kızı, Esmeralda'yı görünce ona aşık olur. Esmeralda vaktiyle hemşire Gudule'den çalınan kızdır. Esmeralda geçmişi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir. Geçmişiyle olan tek bağ, boynuna astığı bir bebek patiğidir. Onun yardımıyla annesini bir gün bulabileceğini umut etmektedir. O güne kadar dünya arzularından uzak, tam bir dini hayat yaşamış olan rahip Frollo, genç ve güzel bir bakire olan Esmeralda'yı görünce onu arzulamaya başlar. Ona şehvet dolu gözlerle bakar. Çirkin adam Quasimodo, aşık olduğu güzel Esmeralda'yı kaçırmayı planlar. Rahip Frollo ona yardım edeceğini söyler. Aslında rahibin fikri başkadır. Çünkü Esmeralda'yı o da arzulamaktadır. Niyeti kızı bir odaya kapatmak ve boş vakitlerinde onunla vakit geçirmektir. Paris'in karanlık sokaklarından birinde Quasimodo ve rahip Frollo Esmeralda'yı kaçırmaya çalışır. O sırada muhafız bölüğü yüzbaşısı gelir ve kızı kurtarır. Quasimodo ve Frollo kaçar. Frollo'yu tanıyamazlar ama Quasimodo'yu tanırlar. Quasimodo ceza olarak çarmıha gerilir, kırbaçlanır. Sırtı kan içindedir. Susuz kalır. Kendisini seyredenlerden yalvarırcasına su ister. Herkes güler ve onunla alay eder. Quasimodo'ya suyu güzel Esmeralda verir. Quasimodo gözyaşlarını tutamaz. Rahip Frollo hala Esmeralda'yı arzulamaktadır. Esmeralda ise kendisini kurtaran yüzbaşıya aşıktır. Rahip Frollo yüzbaşıya sezdirmeden onu kullanır. Yüzbaşı ile Esmeralda'nın buluşmalarını sağlar. Bu sırada yüzbaşıya saldırır, onu bıçaklar. Rakibini öldürdüğünü sanan rahip oradan kaçar. Suç Esmeralda'ya kalır. Yüzbaşıyı öldürmeye kalkışmaktan idama mahkum edilir. İdam edilmek üzere kilise önüne getirilen Esmeralda'yı Quasimodo, balkondan sarkıttığı bir iple kaçırır ve kilisedeki bir odaya saklar. O yıllarda inanışa göre kiliseye saklanmış olan bir kişi azılı katil de olsa tevkif edilemez. Rahip Frollo çingeneleri Esmeralda'yı kaçırmaları için kışkırtır. Çingenelerin Esmeralda'yı kurtarmak için geldiğini bilmeyen Quasimodo tek başına onlarla çatışmaya girer. Bu kargaşayı fırsat bilen rahip Frollo arkadan dolaşıp Esmeralda'yı kaçırır. Onu idam edileceği Palace de Greve'ye götürür. Kıza, kendisine teslim olursa onu ölümden kurtaracağını söyler ama kız kabul etmez. Rahip kızı cezalandırmak için, yıllar önce çingeneler tarafından kızı kaçırılan hemşire Gudule'nin hücresini atıp, çingenelere kin olan Gudule'nin onu dövmesini sağlar. Hemşire ile Esmeralda boğuşurken hemşire kızın boynunda asılı patiği görür. Onun kendi kızı olduğunu anlar. Sonra onu kurtarmaya çalışır. Ne var ki iş işten geçmiştir. Esmeralda idam edilir. Quasimodo öfkeyle rahip Frollo'yu tuttuğu gibi kilisenin balkonundan aşağı atar. Rahip ölür. O günden sonra Quasimodo'yu gören olmaz. Sonraki kral 8. Charles döneminde, suçluların cesetlerinin atıldığı mahzen açılır. Mahzende bir kadına sarılmış halde kambur bir erkek cesedi vardır. Belli ki Quasimodo burada Esmeralda'nın ölü bedenine sarılmış ve ölümü beklemiştir.